Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada zorbalığa karşı Libya halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Ermenistan'ın barışı bozan saldırganlarını şiddetle kınıyoruz denildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantı sonrası yazılı açıklama şu şekilde. Sınır ötesinde terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi. Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır. Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin adada barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kat'i kararlılığımız vurgulanmıştır. Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinin öne çıktığı toplantıya Erdoğan başkanlık etti. Öte yandan Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü bildirildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatasakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi. Sözlerine şöyle devam eden Dışişleri Bakanı, "Bu çatışmaya, daha doğrusu olası Türk müdahalesi konusunda endişelerimiz mi var?" sorusu üzerine şöyle bir açıklama yaptı. "Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti. Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını öne sürdü. İki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise Türkiye'ye skandal çağrı, tüm eylemlerinizi durdurun. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Rodos ve Meis adaları arasında Navtex ilan etmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal bir açıklama yapıldı. Açıklamada bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Türkiye'ye Meis adası yakınlarında her türlü eylem planı iptal etme ve Yunanistan ile gerilimi arttıracak eylemlerden uzak durma çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ajansa yapılan açıklama şu şekilde. ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz ifadesine yer verildi. Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti. Yunanistan ordusunun Türkiye'nin Meis adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatması niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisi ise Bizans bayrağı çekti. Yunanistan'ın Dede Ağaç kentine demirleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Grandi direğini Yunanistan ve Bizans bayrağı çektiği ileri sürüldü. ABD donanması Türkiye sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Dede Ağaç'taki askeri varlığını uzun süredir arttırıyordu. ABD'li diplomat geçtiğimiz günlerde Dede Ağaç'ın stratejik bir liman olduğunu vurgulayarak Yunanistan'ın ABD ordusunun bölgedeki etkinliğine katkılar sunduğunu söylemişti. Oruç Reis, sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin Meis adası çevresinde denizcilik uyarı notu olarak bilinen Navtex ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.
Batılı güçlerin Türkiye'yi kendi kontrollerinde, kendi eksenlerinde bir uydu olarak konsolide etme çabası sonuçsuz kalınca Haçlı Siyonist İttihatçı İttifakı yeniden ortadı. Kabuğuna sığmayan Türkiye'nin yükselen ivmesi, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olması, yapılan atılımlar, yerli ve milli savunma hamlesi, siyasi ve ekonomik istikrar bu güç merkezlerini ziyadesiyle rahatsız etti. Türkiye'nin içine kapanık, bölgesinde pasif, ekonomisi IMF'den sorulan, teknolojisi ve savunma sanayisi olmayan, üretmeyen, terörle ıslah edilip gelişime engellenen, bağımlı bir ülke olmasını isteyen bu ittifak yedi koldan harekete geçti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı en büyük geliri petrol ve doğal gaz olan salgın sürecinde petrol fiyatlarının dibe vurmasıyla ekonomik krizi en ağır şekliyle hisseden Rusya'nın Türkiye'ye aracı ülkeyle verdiği bir mesajdı. Enerjide sadece bana bağımlı kal, benimle muhatap ol mesajı. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması, Rusya'nın diğer sancısı fakat çaresizliklerini dışa vurmamak için kapsam dışı davranışlarla geçiştirmeyi yeğliyorlar. Bir başka karın ağrısı Yunanistan, Katoliklerin sözcülüğüne soyunup en fazla sesini çıkaran ülke oldu. Garibim kendi bir şey yapamayacağını bildiği için Türkiye'ye yaptırım uygulanması için arayışlara giriyor. Ortaklar arıyor, Ege'de, Akdeniz'de kuyruk sallayıp duruyor. Yunan ve Bizans tarihçi Ayasofya'nın statüsünün değiştirilme kararıyla tarihin tekerrür ettiğini belirterek Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü demiş. Garibim darlanmış fakat unuttuğu bir şey var. Çağ açıp çağ kapatmak bize atalarımızdan miras. Boyun büküp kabulleneceksiniz. Akdeniz'de oluşturulan Türkiye-Libya İttifakı, 100 yıl önce Haçlı Siyonistlerce yok edilmiş İslam İttifakı, Afrika kıtasına umut oldu. Afrika milletlerinin sömürü yerine paylaşım anlayışına yön çevirmeleri özellikle Fransa başta olmak üzere Avrupalıların canını sıktı. Doğu Akdeniz'de bir tarafta Yunan, Rum, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Mısır ve Fransa pis yedilisi, diğer tarafta Rusya, Rusya'nın önünü kesip Akdeniz'e üs kurmasını istemeyen ABD, Avrupa ülkeleri ve sömürüden pay almak için ABD yalakası ülkeler var. Haçlı Siyonist ittifakı tamam, bunlara yanılmak isteyen içimizdeki Haçlılar ve ihanetler hepsinin ötesinde. Suriye'de ABD, Rusya ve İran şeytan üçlüsü İsrail adına uşaklık sınırlarını zorlayarak Türkiye karşısında cephe oluşturuyor. Yıllardır üzerinde tepinen ABD'ye ses çıkaramayan Irak yönetimi, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyona tepki göstererek çığırtkanlık yapıyor. Boş vızlatı fakat insanın canını sıkıyor. Diğer taraftan Barzani, ABD rehberliğinde Kuzey Irak'ta oluşturulan Kürt Birliği'ne üyeliği kabul ederek karşımızda oluşturulan birliğe dahil oluyor. Yani etrafımız kuşatılarak, gücümüz parçalanmaya, dikkatimiz dağıtılmaya, enerjimiz bölünmeye ve açılan her yeni cephe ile silah gücümüzün etki alanı azaltılmaya çalışılıyor. Dünyaya yaşattıkları adaletsizliği, eşitsizliği, çevre yıkımını, mülteci sorununu, terörle ilişkilerini yüzlerine aykıran bir lidere karşı oluşturulan bu birlik 100 yıl önce Osmanlı'yı yıkan Sultan Abdülhamid'i tahttan indirenlerin birlikteliğiydi. Dünyanın adalet ve merhamet üreten yeni bir sisteme ihtiyacı olduğunu dünya beşten büyüktür diyerek dünyanın mazlum haklarının, adalet isteyenlerin, çevrecilerin, eşitlik yanlılarının sesi olan lider aynı güçlerce hedef alınıyor. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı, en büyük askeri gücü olmayı, tarımda kendine yeten ülke olmayı, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olmayı hedefleyen, hedeflerini teker teker gerçekleştiren ülke olmak Haçlı Siyonist İttihatçı İttifakı'nı ziyadesiyle rahatsız etti. Bu şer ittifakı Türkiye'nin etkin olmasından, büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız. Son yıllarda Türkiye büyüyor, bölgesel bir güç oluyor. Bunun önünü kesmek için her yolu deniyorlar. Türkiye'nin yönünü ve yörüngesini bulma, yeniden tarihin akışını değiştirecek uzun soluklu bir medeniyet yürüyüşüne soyunma mücadelesi Erdoğan düşmanlığını sabitledi. Türkiye'yi doğru hedeflere taşıyan lideri hedefe koymak, Erdoğan engeli kalkarsa Türkiye'nin kontrolünü sağlama konusunda hiçbir sorun kalmayacağı gerçeğinden hareketle Erdoğan hedefe kondu. Görünür hedefleri Erdoğan olsa da asıl hedef Türkiye'dir. Asıl hedeflerini perdelemek için kişisel nefret üzerinden niyetlerini gizliyorlar. Abdülhamit Han'a yapılanlar, 100 yıl sonra dünya Müslümanlarının umudu olan
Erdoğan'a yapılmak isteniyor. 18 yılda asırlık atılımlar gerçekleştiren, hayal bile edilemeyen projeleri hayata geçiren ve İslam coğrafyasında ümmetin lideri olarak kabul edilen Erdoğan, dış güçlerin hedefi olmaya devam ediyor. Manda ve himaye isteyenler de efendilerin buyruğuyla Erdoğan düşmanlığına soyunmuş durumda. Dün Abdülhamit Han'a sahip çıkamadık. Bugün Erdoğan'a sahip çıkmalıyız.